Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Yeni Şafak gazetesine önemli açıklamalar yaptı. Ağırlıklı olarak 2024 yılı ikinci yarısını işaret ediyor Şimşek ve sözlerine birlikte bir bakalım isterseniz. Böyle bir grafik de hazırladık. Ekonomi mesajları var. Bu ekonomi mesajları şöyle: küresel büyüme yavaşladığında risk iştahı bir miktar daralır diyor. 2024'ün ikinci yarısını işaret ediyor. 2024'ün bu arada ikinci yarısında bugün karşıdan esen rüzgar destekleyici bir nitelik kazanacak diyor. Bu arada JP Morgan'ın yaptığı toplantı çok büyük ilgi gördü. Borsaya 8 haftadır üst üste net ve dışarıdan bir fon girişi var diyor. Açıklamalar önemli. Bu açıklamaları bir de bu tarafı Kadir biraz yakınlaştıralım. Bu tarafı da gösterelim ekranı tam olarak. İzleyiciler de görsün. 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren faiz düşüşleri konuşulacak. Bakın. Kaynak girişiyle cari açık azalıp kur istikrar kazanacak. Bu enflasyonu ve beklentileri olumlu etkileyecek diyor. Körfez gezisinde herhangi bir kamu şirketinin satılmasını gündeme dahi getirmedik. Bunlar çok önemli ekonomi mesajları. Burada en belirleyici olan ne mesela? Faiz düşüşleri konuşulacak. Ne zaman? İşte 2024'ün ikinci çeyreğinden sonra. Sonra diyor ki cari açık azalacak, kur istikrar kazanacak, enflasyonu diyor haliyle bu da beraberinde biz çünkü bir zincir bu, beraberinde enflasyonu diyor beklentileri olumlu etkileyecek. Körfez gezisinde çok konuşulmuştu biliyorsunuz, yani kamu mallarının satışı meselesi, böyle bu tip haberlerde çıkmıştı, üzerine de çok konuşuldu. Net bir açıklama yapıyor kendisi yetkili biri olarak, diyor ki herhangi bir kamu şirketinin satılmasını gündeme dahi getirmedik diyor Mehmet Şimşek'in açıklamalarını. Bu gündemdeki diğer ekonomi başlıklarını değerlendirelim. Konuklarım var. Abdullah yönetmenim hemen konuklarımı da getirsin. Konuklarım Pir Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan ve ekonomist Seltem İyigün. İki konuğumla da konuşalım. İki konumu da görebilirsem eğer, merhaba, hoş geldiniz gün ortasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi aslında net bir açıklama, yani net bir şekilde diyor ki yani 2024 diyor, yani biraz sabır, biraz bekleyeceğiz diyor, biraz işte kendimizi sıkacağız diyor. Gerçi iki yıldır biraz böyle sıkıntılı bir süreç zaten yaşıyoruz. 2024 ikinci yarısını işaret ediyor aslında. Bu ne demek? Gelecek yıl demek. Gelecek yılın ortaları demek. Yani gelecek yılın işte bu dönemi demek belki de ki öyle. Rasyonel politikalara dönüşün etkisi herhalde bir yıl, bir buçuk yıl sürecek gibi duruyor. Yoksa ekonomi yönetimi bir şekilde yavaş gitmeyi mi tercih ediyor? Ne yapıyor? Biraz onu konuşalım. Oral Hocam ne dersiniz? Evet, ekonomi aynı anda hem geçmiş anlamayla uğraşıyoruz, hem bugün ne oluyor, hem de geleceğe yönelik beklentiler, umutlar, bir yerden sonra da hedefler. Şu anda 2023'e geldik. 2023 hedeflerimiz tam anlamıyla ulaşılamadı. Ekonomide. Çeşitli sıkıntılar, sebepler, muazzam olaylar, bir sürü şey yaşandı. 10 sene, 15 sene önceden beri gelen bir hedefler manzumesi vardı biliyorsunuz. Şimdi de geleceğe yönelik aynı şekilde hedefler konulabilir ama konjonktür her istediğinizi istediğiniz gibi yürütmenize imkan vermeyebilir. Bu vesileyle 2024'ün ortalarında küresel anlamdaki gelişmelerde ben ne derece iyimser olunduğu kanaatinde tam birleşmiyorum. Yani 2024'te bugün küresel olumsuz bir esen, yani karşıdan esen denen rüzgar 2024'ün ortalarında iyimsere, yani arkamıza mı alınacak? Bu anlamda bir... Evet, mesela biz konuşurken şimdi bir sosyal medyada tweet paylaştı. İşte saatlerimiz 14-16, yaklaşık 1,5 dakika kadar önce paylaşmış Sayın Şimşek. Bir okuyalım değil mi? Oral Hocam bir bakalım ne demiş. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu olduğu değerlendirmesi yaptı. Makro finansal istikrarı sağlamak ve ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmak için kurala dayalı uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz dedi Mehmet Şimşek. 2 dakika olmuş. Şimdi
Yani kredi derecelendirme kuruluşlarıyla Türkiye'nin mazisine baktığınızda genelde son 10 senede 5-6 düşürdü herhalde Moody's. Yani şu an daha düşürecek bir yer yok zaten Hülya. Sonra ben de tweet atabilirim yani. Yani Türkiye'nin hak etmediği bir noktalarda zaten diplere kadar gelmiş bir seviyenin kemer sıkma, ortodoks politikaya yaklaşma, zaten Batılı yabancı yatırımcının Evet, Kahramanmaraş'ta kentsel dönüşüm aslında temel atma töreniydi. Sayın Özseseki ile bir şekilde böyle bir bağlantı oldu ve ekiple birlikte Maraş'ta. Cumhurbaşkanının en temel mesajı da şuydu aslında, çok önemli ve çok da belirleyici. Depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti dedi. En yıkıcı afetlerden bir tanesini yaşadık. Çoğumuz bakıldığında aslında çocuğumuzu, dostumuzu, arkadaşımızı olan 50 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik. Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olduğunu ifade etmiştik. Sonrasında da elimizi afet bölgesinin üzerinden çekmedik dedi Cumhurbaşkanı. Canlı olarak getirdik temel atma töreni kentsel dönüşüme dair Kahramanmaraş'ta. Konuklarımı yine göreyim Abdullah, biz devam edelim aslında. Mehmet Şimşek'in açıklamalarını konuşuyoruz. Gündemdeki başlıkları konuşuyoruz. Ekonomi başlıklarını. Oral Erdoğan ve Seltem İyigün. Seltem İyigün ekonomist, Oral Erdoğan da Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi. Oral Hocam, hem Mehmet Şimşek'in 2024'ü işaret etmesini hem de bir taraftan bu rasyonel politikaları anlamaya çalışıyoruz. Dönüşün etkisi mi dedik, yani ekonomi yönetimi yavaş gitmeye mi tercih ediyor diye. O sırada da Sayın Şimşek'in bir tweet'i vardı. O tweet'i de ben okudum. Bir kere daha aslında okumakta belki de fayda var. Ardından hemen konuşalım, hemen de devam edelim. O da şu. Mehmet Şimşek'in tweet'i: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, yani Moody's bu arada Türkiye Ortodoks politikaları devam ederse notu pozitife dönebilir açıklamasında bulundu biliyorsunuz. Yani ekonomi yönetimine açılmış bir kredi denilebilir mi onu bilmiyoruz. Makro finansal istikrar sağlamak, ülkemizin şoklara karşı dayanıklılığını arttırmak için kurala dayalı uluslararası normlara uygun politikaları uygulama konusunda kararlıyız. Bunun kredi notumuza yansıyacağına inanıyoruz. Türkiye'nin kural bazlı ve öngörülebilir politikaya geçmesinin ülke kredi görünümü ve notu açısından olumlu bir değerlendirmesini yaptı. Kısaca birkaç dakika, bir dakika sizden alalım, toparlayalım. Seltem Hanım'a gideyim, sonra tekrar size geleceğim. Buyurun. Evet, Moody's son 9-10 senede 6 kere ciddi bir şekilde not düşürdü. Evet Hemen hocam. hemen dibe kadar geldik. Evet. Başka bizim gibi seviyedeki ülkelere bakarsanız ekonomide biz o derecede değiliz. Bunu her zaman tartıştığımız, bildiğimiz konu. Şu noktada dikkati çeken ikinci durumda Moody's'de sanki Sayın Şimşek iletişim halindeki birbirlerini destekleyici bir mesajlaşma gibi hissettim. Yani Moody's nispeten bizim uygulamaya çalıştığımız politikalara okey veriyor gibi, hatta notunuzu yükseltirim der gibi, hemen arkasından da Sayın Bakan aynı şeyleri örtüşen bir şekilde tweet mesajı Tweet atıyor ve atmış değil mi? Evet. borsada da hemen yukarı bir hareketi görüyoruz. Görüyoruz. El ele bakalım nereye kadar Peki. gidecek diye Peki. cümleyi Seltem Hanım'a özetle ben dönmek söyleyeyim. isterim. Oral Hocam sağ olun. Seltem Hanım ne dersiniz? Aslında yani böyle bir pozitif açıklamalar karşılıklı önemli. Tabii açıkça söylemek gerekirse yani Moody's'de Türkiye Ortodoks politikaları devam ederse notu pozitife dönebilir açıklamasında bulunmuştu. Sayın Şimşek'in açıklaması burada önemli. Bu yeni ekonomi yönetimine açılmış bir kredi de denilebilir mi bilmiyorum. Yani geleneksel politikalarla kastedilen de ne, biraz bahsedin lütfen, buyurun. Şöyle, geleneksel politikalarla bahsedilen konu maliye ve para politikaları tarafından enflasyon görünümüne uygun hareketlerin yapılıyor olması, adımların atılması. Burada Moody's'in ve aslında diğer derecelendirme kuruluşlarında temkinli olduğunu ve Türkiye'nin gittiği yönü, yeni attığı adımları iki politika tarafında da izlemeye aldığını değerlendirebiliriz. 2024'de atıfta bulunulması şundan dolayı: İçinden geçtiğimiz dönemde yapılan vergi artışları, maaşlardaki artışlar, TL'nin değer kaybıyla birlikte ithalat fiyatlarının artması, gıda fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacak olmasına ilişkin biliyorsunuz enflasyon beklentileri oldukça yükseldi. Merkez Bankası'nın sene sonu enflasyon tahmini %58'de bulunuyor ama gelecek senenin ilk yarısının sonuna kadar, yani Haziran ayına kadar bunun da üzerine çıkacağını bekliyor Merkez Evet. Bankası. Bizim beklentimiz bunun da Merkez Bankası'nın söylediği yüzde grafiğindeki, daha doğrusu yüzde
%60-65 bandının da üzerine çıkmasını bekliyoruz biz. Bundan sonra mı bir düşüş öngörülüyor enflasyonda ekonomi yönetimi tarafından? Muhtemelen bu düşüşle birlikte, enflasyondaki düşüşün başlamasıyla birlikte ekonominin hem cari açık tarafında hem bütçe açığı tarafında birazdan dengeli bir patikaya oturmasını gözlemlemek istiyor yabancı yatırımcılar. Sanırım yapılan atıf bu yönde. Buyurun, bu şekilde. Lütfen buyurun, lütfen buyurun. Bu yönde ama tabii biliyorsunuz Sayın hocamızın da söylediği gibi son yıllarda ciddi anlamda Türkiye'nin kredi derecelendirme notu düşmüştü. Dolayısıyla bu yeni uygulanmaya başlanan politikaların olası bir not artırımına dönüşmesi yine de Türkiye açısından notumuzun bulunduğu seviye göz önüne alınırsa çok da ciddi bir değişikliğe yol açmayacaktır finansal piyasalar açısından değerlendirdiğimiz. Ama tabii ki notun yükselmesine destek olacak politikaların uygulanması hem sonraki not artırımları, olası not artırımları için hem de Türkiye'nin zaten kendisi için, kendi halkının refahı için ve ekonomisi için yapması gereken politikaların uygulanmasıyla olacaktır. Şu anda da bu şekilde ilerliyoruz. Hem para politikası hem maliye politikası tarafından. Seltem Hanım, geleceğim yine tekrar size. Önemli şimdi söyledikleriniz. Oral Hocam, siz borsadan bahsettiniz. Aslında dünkü yükseliş bugün sabah saatlerinde böyle sürdü. Yani piyasalarda şimdi bugünkü böyle açıklamalara, bu 15-20 dakika önce yapılan açıklamalara da bakıldığında bu piyasalarda güven sağlanır galiba. Yani ya da sağlandı mı, öyle mi diyeyim? Yatırımcı perspektifiyle, analiz mantığıyla da baktığımda çok basit iki kavram var. Getiri ve risk. Yatırımcı düz baktığınızda kazanmak istiyor. Ama kazanmak için yatırım yaptığınız yerlerde maalesef bazen beklediğiniz dışında ciddi kayıplara da sebep olabiliyor. Şimdi Türkiye riski çok yüksek bir ülke konumunda görünüyor. Yabancı yatırımcı açısından ve borsamızda da çok az yabancı oranı var. Geçmiş dönemleri oranlarını %65-70'lere giden oranları dikkate aldığınızda yabancı niye tercih etmiyor gibi düşünüyoruz. Risk yüksek. Ama sizin sunduğunuz getiri düşük. Hangi getiri çok düşük? Özellikle devlet tahvil bonolar açısından baktığınızda getiri oranları yıllık bazda %15'ler, %16'lar çok çok düşük seviyeler. Bunun cazip olabilmesi halinde, yani TL bazlı faizlerin cazip olması halinde evet riskiniz yüksek ama biz size getiriyi de sunuyoruz demiş oluyorsunuz ve o zaman yabancı gelebilir. Fakat bu Türkiye'nin çok yaşadığı bir sendrom. Yani biz hep dış dünyaya faiz aktaran ülke konumunda mı kalacağız? Bunun alternatifi ikinci durum. Riskiniz yüksek, getiriniz düşük ise önce yapacağınız iş riski düşürmektir. Riski düşürmek için de bu bir az önce Seltem Hanım dediği, yani benim de tam dediğime referans vererek de dediği ortak noktada Moody's'in öncü bir arttırmaya, artık ya dibe vurdunuz, dipten sizi yukarıya doğru dönüyoruz. Her yere bir de Merkez Bankası'nın kredibilite eksikliğini kapatma yönündeki adımlar artarsa yatırımcı güvenini yükselmesiyle birlikte kredi görünümümüz daha da olumlu seviyelere gidebilir mesajı algılanabilir. Burada da Türkiye'de aynı zamanda alternatifsiz gibi görünen borsa yatırımı maalesef hala daha cazip gidebilir. Evet. Ama diğer tarafların cazip olmasıyla birlikte ancak borsada sert düzeltmeler de gelebilir. O yüzden yatırımcıları gerçekten seçici olma ve belli bir küçük oranlarla hisselerde bulunmasını da tavsiye etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Peki, şöyle bir de vergileri konuşalım istiyorum. Aslında gündemde mi yeni vergiler? Ya böyle ithalat kısabilmek için böyle altına getirilen düzenleme gibi. Seltem Hanım, bu gıda ve diğer sektörlerde de ithalat için ek vergi gelir mi? Bu cari açık meselesi önemli ya. Bu cari açığın düşürülmesi için bir şekilde bir tedbire başvuracak hükümet. Yani bu tedbire mi başvuracak? Ne dersiniz? Şöyle, altın ithalatı son dönemde cari açığın açılmasında önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Yani senenin ilk 5 ayında yaklaşık 36 milyar dolarlık bir cari açığımız var. Altın ithalatımız ise 15-16 milyar dolara çıktı. Önceki senenin aynı dönemine göre yaklaşık 4 kattan fazla artmış vaziyette. Bu tabii ki cari açığın açılmasında önemli bir unsur ama altın hariç cari açığa baktığımızda burada yine bir açık verdiğimizi görüyoruz. Yaklaşık 20 milyar dolar seviyesinde. Dolayısıyla şunu saptayabiliriz.
diyebiliriz. Altın evet cari açının açılmasında önemli bir etmen, fakat tek etmen değil. Altına bu kadar fazla teveccühün olmasının sebeplerinden biri de özellikle geçtiğimiz sene boyunca enflasyondan korunmak için tasarruf sahiplerinin çok fazla gidecek bir yerinin kalmamış olmasıydı ve konut, otomotiv gibi finansal sistemin dışında araçlar tercih edildi ya da altın fiziksel ya da bankalar aracıyla altın alındı ki biliyorsunuz bizim ülkemizde altın geleneksel olarak bir değer saklama aracı. Enflasyondan korunmak adına yani %85 enflasyonun olduğu dönemde TL cinsi mevduatların faizi çok düşük kaldığından dolayı altına bir yönelim olmuştu. Evet. Öte taraftan altın hariç cari açıkta da bir açılma görüyoruz. Bunun da sebeplerinden bir tanesi enflasyon beklentileri ve TL'nin üzerindeki değer kaybının devam edeceğine ilişkin beklentiler bulunduğundan dolayı özellikle firmalar tarafından stoğa yönelik girdi alımları oluyor. Yani aramal ithalatı yükselmiş oluyor. Aramal ithalatı zaten bizim toplam ithalatımızın ham maddeyle birlikte %70'ini neredeyse oluşturuyor. Tabii tüketici tarafına baktığımızda da yine yüksek enflasyonist ortamda hiç kimse alımlarını, yapacağı alışverişi ertelemek istemiyor. Çünkü ertelediği zaman daha yüksek fiyatlarla karşılaşabiliyor ve alım gücü enflasyon nedeniyle evet. düşmüş olabiliyor. Tabii. Dolayısıyla tüm bunları yani öne çekilen bir talep hem şirketler tarafında hem tüketiciler tarafında da cari açığın açılmasına sebep oluyor. Ve bunun aslında temel nedeni hem enflasyon beklentilerinin bozulması hem de TL'de bugüne kadar gördüğümüz değer kayıplarının dönem dönem çok hızlı gerçekleşmesi. Dolayısıyla biraz daha dengeli bir ekonomik görünüme ulaşabilirsek uygulamaya sokulan para politikası ve maliye politikalarıyla birlikte o zaman cari açığın bu kadar hızlı açılmasının önüne geçmiş olabiliriz. Buradaki risklerden bir tanesi 2024 yılında Sayın Bakan'ın da söylediği gibi ifadesinde 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren muhtemelen küresel piyasalar yaklaşık 2-3 sene sürecek bir büyümeyi fiyatlamaya başlayabilirler. Eğer bu olursa o zaman ham madde fiyatlarında yükseliş görebiliriz. Bu bizim cari açığımızın her ne kadar yurt içi talebi kontrol altına almış da olsak ham madde maliyeti kanalıyla açılmasına neden olabilir. Peki çok teşekkür ediyorum Seltem İyigün. Ekonomist Oral Erdoğan'da Pir Reis Üniversitesi öğretim üyesi. Oral Hocam size de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun katkılarınızdan dolayı.